Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbahi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Epeydir buralardayız. Yine bir belki 6 hafta, 6 ders oldu. Doğrusu 6 ders. 6 haftadan fazla olmuş olabilir. Yine eserin başındaki ayetleri, ilk paragrafı bir okuyalım. Ondan sonra kaldığımız yere gelelim. Oradan da bir miktar okuyalım. Sonra da ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de inayetini ondan diliyoruz. Pekala, 11. söz hangi ayetlerle başlıyordu? Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ. Bu ayetler Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. Kısa bir mealleri şu şekilde. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına. Ve onu takip eden aya. Ve onu gösteren güne. Ve onu örten geceye. Ve gökyüzüne. Ve onu bina edene. Ve yeryüzüne. Ve onu yayıp döşeyene. Ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Şems suresinin bu ayetleriyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile fark ediyoruz ki Cenab-ı Hak kainatın genelinden insanın özeline bir uyum, bir organizasyon, bir ahenk haberini bize veriyor. Bizim de bu ahengi sezmemizi istiyor. Belli ki muradı ilahisi bu yönde. Ki sadece burası değil, Şems suresi dışında başka Kur'an surelerinde de başka ayetlerde de böylesi tasvirler var. Kainat ve insan uyumunun Cenab-ı Hakk'ın katında kullarını irşat vazifesinde önemli bir yer tuttuğunu buradan hissediyoruz. Cenab-ı Hak kullarını kainat ve insan uyumu arasındaki ahenkle irşat ediyor. Hissesi olabilenler buradan alabiliyorlar. Hissesi olabilen alabiliyor diyelim. Olmayanlara Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hidayet şüphesi Cenab-ı Hakk'ın bir bahşi. Hissediyoruz yani bakın. Bunların her bir parçası insanla ilgili. Güneş, değil mi? Güneş olmasa insan var olabilir mi? Olamaz. Aydınlığı, bak güneş ve aydınlığı farklı anılıyor burada. Yani içine V konuluyor. Biz bugün biliyoruz ki güneş karanlık da olabilirdi. Kara delik diye bir şey var değil mi? Patlayınca ışık içine çöküyor. Aydınlık da güneşin yaratılmasından ayrı bir nimet. Bak burada ayrılmış. Ay, gün, hepsi bizimle ilgili. Ay olmasa, ayın yerinde başka gezegenler olsa bununla ilgili videolar da yapmışlar. Ya da ay olduğundan daha küçük olsa ne olur, daha büyük olsa ne olur, ay olmasa neler olur. Hepsini gösteren, o ihtimalleri anan videolar şimdi yapılmış. Bakıyorsunuz her şey dengeli. Olmasa güm. Her şey devriliyor. Onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene diyor Cenab-ı Hak. Kainattaki uyumu anlattıktan sonra insanı kendisine çeviriyor gözlerini ve diyor ki nefse kişiye ve onu intizamla yaratana. Kişinin nefsindeki intizam alemin intizamı ile ilgili. Bizdeki her bir yasa, her bir uyum parçası ya da her bir düzen işleyişi alemdeki uyumla, alemdeki düzenle ilgili. Yerçekimi kanunu öyle olmasa işte biz böyle olmayız. Evrenin başındaki sabite şöyle olmasa evrenin sonunda insan böyle olmaz. Bunu şimdi fizikçiler de birçok kitaplarında, eserlerinde anlatıyorlar. Evrenin öyle sabiteleri var ki 6 sabite mi, 12 sabite mi, 6 sabite olabilir. Onlar evren var olurken öyle sabitlenmemiş olsa bugün canlılık oluşamayacak.
çok küçük farklar üstü altı güm. Yani varlık gitmiş olacak. Yine güneş sistemindeki yerimiz, hatta güneş sisteminin evrendeki yeri diyorlar ki tamam merkezinde değiliz ama böyle yerlerde ancak hayat oluşabilir. Dünyanın var olduğu, içinde hayatın var olduğu yerin de bir önemi var. Bir özel ayarlanmışlık var. Bu gibi deneylerle pek çok fizikçi Allah'ın varlığını savunuyor, ispat edebiliyor. Hatta işte bugünlerde okuduğum Michio Kaku'nun paralel dünyalarında şöyle bir ifade vardı. Bilim adamları içinde diyor, en çok fizikçiler diyor Tanrı'dan bahseder ve yanakları kızarmaz diyor. Bak fizikçiler içinde en çok, bilim adamları içinde en çok Tanrı'dan fizikçiler bahseder ve yanakları da kızarmaz diyor. Çünkü gördükleri şeyler, mucizeler, hakikatler, deliller demek ki onlara Tanrı'dan daha çok bahseder hale getiriyor. Hemen paragrafı da okuyalım. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını, yani bu alem zahirde perdesiz ama dikkat edenlere açılan, hidayet edilenlere açılan, sadece dikkat de değil, hidayetin de olması lazım. Bir, ne barındırıyor? Tılsım. O tılsım çözüldüğü zaman sırlar açılmaya başlıyor. Doğru bakış açısını kazandığınız zaman, doğru görüş açısını, doğru yorumlayış açısını kazandığınız zaman alem size ilk zahirde muhatap olduğunuzda verdiği bilgiden daha aşkın bir bilgi, bir perde arkası bilgisi, bir gayb bilgisi vermeye başlıyor. Onu da bir tılsımı var. Nasıl işte açıl susam açıl deyince Ali Baba hazineye giriyordu. Bizim de mesela la teşbih ve la temsil, elbette çok uygun bir misal değil ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz anda alem başka bir şekle giriyor. Artık oradaki ayetleri okuyuşumuz hem tevhid ile, onun gerektirdiği marifet ile, hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulüne iman ve onun sünneti seniyesiyle açılmaya, okunmaya başlıyor inşallah. Hikmet-i alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını. Ayette bunların ikisi de var mı? Bak var. Alemden bahsetti ayet-i kerimenin başları. Hikmet-i alemin tılsımı. Hilkat insan, bak kişiye ve onu intizamla yaratanaya geldik. Hilkat insanın da burada bir muamması var. Ya zeka niye burada var oldu? İşte yine bilim adamları tartışıyor. Ya zeka, sanki diyorlar evren zeka oluşacak şekilde ayarlanmış. Onlar sadece bu kadarını görüyor. Halbuki bundan çok daha fazlası insanın içinde var olan, insanın parçalarını oluşturan her türlü latife, duygu, istidat, kabiliyet vesaire. Aslında evrenin hepsine bakan yanları var. Evren bu açılardan da sanki bunların hepsi oluşacakmış gibi, insan diye bir şey var olacakmış gibi şekillenmiş. Gibisi fazla öyle. Ama biz hadi birazcık onların ihtimaline şey verip, hakikati ararken fikri batıla böyle bir parça yol verip, diyoruz ki hani sizin yolunuzla bile gidilse, evet diyeceksiniz ki insanın sanki bu alemde var olması baştan planlanmış demeniz lazım kendi mesleğinizce, meşrebinizce de diyoruz. Evet, hilkat-i alemin tılsımı, hikmet-i alemin tılsımı, hilkat-i insanın muamması, insan niye burada var edildi? O muamma ve hakikat-i salatın rumuzu. Bak, hep söylüyoruz, Adem aleme namazından bağlanır. Adem aleme, alemin anlamına namazıyla dahil olur. Hay bin Yaksan'ı belki okuyanlarınız vardır, İbn-i Tufeyl'in eseri. Orada mesela Hay yaptığı tefekkürlerle Cenab-ı Hakk'ın nelerden razı olabileceğini düşünüyor. Mesela bakıyor ki her şey, her canlı kendini temizlemeye çalışıyor. İşte sinekler temizliyor, kediler temizliyor. İşte efendime söyleyeyim başka başka hayvanlar kendilerini temizliyor. Demek ki diyor ya bu Allah, bu alemi yaratan temizlikten hoşlanıyor. Benim de kendimi temizlemem lazım deyip abdest benzeri bir şey geliştiriyor böyle. İbn-i Tufeyl öyle anlatmış onu. Veya işte bakıyor işte kimi canlılar şöyle sürünüyor, kimi canlılar böyle. Diyor demek ki Cenab-ı Hak bu hareketlerin hepsinden hoşlanıyor. Onlardan razı oluyor. Benim de bu hareketleri yapmam lazım diye düşünüp namaz gibi bir şey düşünüyor kendince. İbn-i Tufeyl böyle kurgulamış. Doğru yani baktığınız zaman evet alemdeki her şeyin namazla bir ilgisi var. Oradaki harekatın, orada söylenen sözlerin hepsinin
insanın alemin içindeki varoluşuyla, alemle ilişkisiyle bir hakikati var, bağı var, hakikat bağı var. Demek ki şimdi bu sözde bize hem hikmet-i alemin tılsımı, hem hılkat-i insanın muamması ve hakikat-i salatın rumuzu, namazın hakikatine işaretler. Bir parça fehmetmek istersen nefsimle beraber şu temsil hikayeciye bak diyor. Biz o temsili epeyce konuştuk, geçiyoruz orayı. Hemen kaldığımız yere gidiyoruz. Kaldığımız yerden de bir miktar okuyacağız. Sonra da gidebildiğimiz kadar ince tefekkür yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kafile olan Süeda ve Ebrar ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abddir, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resul'dür. Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu bahtiyar cemaat o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva-ı ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi eskar ve harekatıyla işaret ettiği vezaifi, makamatı mufassalan gördüler şöyle ki. Evvelen, asara bakıp gayibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Saniyen, Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin cilveleri olan bedayine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle Subhanallah velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen, Rahmet-i İlahiye'nin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian, Esma-i İlahiye'nin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisan, mistar-ı kader üstünde kalemi kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniye'yi mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen, eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Affedersiniz. Bismillah. Demek kainata ve asara bakıp gayibane muamele-i ubudiyetle mezkur makamatta mezkur vezaifi eda ettikten sonra sani-i hakimin dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki, burayı bir daha okuyayım, sani-i hakimin dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki, hazırane bir muamele suretinde evvela Halık-ı Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini zişura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek Subhaneke ma arafnake hakka marifetik dediler. Kısa bir meali, ey Rabbimiz, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz, seni hakkıyla tanıyamadık dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dediler. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bu da Fatiha suresinden bir ifade dediler. Sonra o mün'im-i hakikinin tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler dediler. Subhaneke ve bihamdik, senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkursun ki bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın
açık lisanı halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve medhinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler deniliyor ve metin devam ediyor. Biz daha fazla ilerlemeyelim. Bu kadarını konuşsak bize hayli hayli yeter. Geriye döndük. Konuşmadığımız kısım şu mertebelerin sayıldığı kısımdı. Ondan önceki iki paragrafı bir miktar tefekkür etmiştik. Evvelenden başlayalım. Ya da şurayı bir okuyalım şu Bahtiyar Cemaat kısmından. Sonra evveleni konuşalım. Şu Bahtiyar Cemaat. Kim bunlar? Elbette elhamdülillah Müslüman olanlar, iman sahibi olanlar, seçimini doğru yapanlar, hayırdan yana yapanlar, ahlaktan yana yapanlar, imandan yana yapanlar. O Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Bakınız burada sıralama geçen hafta da bir miktar değindik, hikmetlidir. Resulü dinleyerek Kur'an'a kulak verilmesi gerekir. Doğrudan Kur'an'a değil, bugün Kur'an Müslümanları diye bir taife var, Allah şerlerinden uzak eylesin yani. NATO kafa, NATO mermer bir kitle. Hiçbirinin Kur'an'ı anlayışı bir diğerine uymuyor. Yani işte bazı kanaat önderleri var ama kanaat önderlerinin altındaki adamlar da kanaat önderlerine muteriz. Hiçbirininki bir diğerini tutmuyor ya. Ben çok gördüm mesela İslamoğlu takipçisi olup da ama İslamoğlu'nun da yanlışları olduğunu, şu ayeti bu ayeti yanlış anladığını söyleyen bir sürü takipçisi var. O adam daha da başkalaştırmış. İslamoğlu zincirini bir kopardıysa bu iki koparmış yani. Daha da uzaklaşmış. Veya işte kimisi diyor namaz var ama üç vakit, diğeri diyor namaz yok, öteki diyor namaz sadece dua, birisi diyor tesettür yok, öteki diyor var ama şöyle. Yani insan sayısınca dine doğru gidiyor onlar. O yüzden Kur'an'a doğrudan değil, Kur'an'a Resulü dinleyip kulak vermek lazım. Ve bu da işte ehl-i sünnet vel cemaat olmanın sırrı. Biz sünnete kulak vererek, cemaate kulak vererek Kur'an'a kulak veririz. Ya da şöyle diyelim, sünneti dinleyerek, cemaati dinleyerek Kur'an'a kulak veririz. O yüzden istikamet ehl-i sünnet vel cemaatin yolu üzerinedir. Elhamdülillah. Ya da şöyle söyleyelim, ehl-i sünnet vel cemaat istikamet yolu üzerindedir. Neden? Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verir. Sadece Kur'an demez. Doğrudan oraya gitmez. Arada mürşid olduğunu, o mürşidin vazifesinin bir yanının da tebliğ, beyan olduğunu bilir. Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva ibadatın fihristesi, ibadet çeşitlerinin özeti olan namaz ile birçok makamat-ı aliye, yüksek makamlar içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Giyinmiş, üzerine almış, sorumluluk kazanmış gördüler. Niye böyle oldu? Çünkü namaz sayesinde kendilerinin bir amacı oldu ya da bir amaçları vardı. Bu amaç ama tezahürünü namazla yaptı, amele dönüştü. İki şekilde de bu ne yaptı? Hikmeti aleme dahil olmalarını sağladı. Varlık var. Varlığın anlam konusunda kendisinden bir şüphesi yok. Binlerce yıldır galaksiler, on binlerce, milyonlarca yıldır dönüyorlar. İşte ne oluyorsa, yıldızlar patlıyorlar, gezegenler oluşuyor, bulutlar bilmem ne oluyor falan, bunların hepsi alemde oluyor. En zerreden en yüksek daireye kadar alem kendi varlığından şüphe içinde değil, kendi varlığından şüphe içinde olmadığı, yapa geldiği şeyleri yapabilmesinde görünüyor yani. Kaosta değil, kaotik değil alem. Varlık üzere varlığını devam ettiriyor. Bir sistemi var, bir nizamı var, kanunları var. Onların çerçevesinde mesaisini sürdürüyor. Onun içinde insan kendini boşlukta hissediyor. Ben niye varım? Niye var edildim? Bunun amacı ne? Bu soruları soran insan ve bu soruların cevabını bulamazsa mesela hayatını intihara taşıyan da insan. Böyle olunca demek ki bizim de bir şekilde bir şeyle eksik parçayı bularak, onu kendimize dahil ederek, onunla hayata dahil olarak bu düzene girmemiz lazım. Alem kendi varlığından mutlu, bizim de mutlu olmamız lazım. Peki nasıl mutlu olacağız? İntizama dahil olarak, şeriat-ı kelamiye ile şeriat-ı kevniyeye dahil olarak. Alem şeriat-ı kevniye ile amel ediyor, kevni kanunlarla. İşte doğa yasaları diyorlar ama biz onu Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kevni kanunlar olarak kabul ediyoruz. Bunlarla
ibadetini ediyor, sorumluluğunu yerine getiriyor, içinde bir tatmin yaşıyor, tabiri caizse kainat. İnsan da kelami şeriat, aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an'la, kendi sünnetiyle tayin ettiği şeriatla amel ettiğinde taşları yerine oturuyor. Evet diyor, ben de işte bununla varım, bunu yaptığım zaman tatmin oluyorum. Ayet-i kerimede buyrulan mealen, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur cümlesi çok manidardır. Çünkü hakikaten insanoğlu sonsuzdan başkasına razı olamaz. Nasıl alemde kara delikler var, insan da kalbinde kara deliklerle yaratılmıştır. İnsan da kalbinde kara delikle yaratılmıştır. Ve o kara delik ancak Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla dolar. Hani hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Bir hadis-i şerifte geçiyor böyle bir ifade, bir hadis-i kutside. Bakıyorsunuz evet, insanoğlu öyle şeylere aç ki bunları ancak sonsuzlukla doyurabilir. Nasıl bir kara deliğin karnı sonsuzlukla doyuyor, hani bütün yıldızları yutuyor, bana mısın demiyor. Galaksilerin merkezinde kocaman kara delikler var. Kim bilir neleri neler yuttu şimdiye kadar. Elhamdülillah demedi. Diyordur belki de, diyordur o Allah'ın kulu olarak. Ama doydum demedi yani. Helmin mezit demeye devam ediyor. Öyle olunca ha, demek insanoğlu da onun bir parçası olarak bir sonsuzluk arıyor. O sonsuzlukta Allah'ın manası, marifetullah'ı ve ona ibadeti. Biz de namazı kıldığımız zaman sisteme dahil olarak biz de şey olduk bak. Kendilerini enva ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Yine la teşbih. Böyle büyük bir firmada işe başlayan bir adam. Küçük bir parçası bile olsa orada. Temizlikçi olsa veya işte hor görmek değil ama küçük parçalar olarak veya işte ne diyeyim oradaki kapıların bakımını yapıyor. Kapısında bekçi olarak duruyor. Güvenliğini sağlıyor. Veya duvarına boyasını yapıyor. Eşyalarını taşımaya yardım ediyor. Olsa bile, bu kadarcık bir şey yapsa bile, eğer firmanın amacı çok büyükse, çok kutsi ise, çok önemli geliyorsa o dünya şartlarında veya ahirete dair, insan onunla bir tatmin yaşıyor. Nerede çalışıyorsun? Mesela işte bugünlerde İHA'lar, SİHA'lar büyük hizmetler yapıyor değil mi? Nerede çalışıyorsun? Baykar Teknoloji'de çalışıyorum. İster temizlikçi olsun, ister işte duvarlarını boyasın, ister daha küçük bir iş yapsın. Onu yaptığını görmekle, parçası olduğunu bilmekle bütünden bir anlam kazanıyor. Ben de oradayım, o büyük mananın vücuda gelmesinde benim de bir dahlim var. Bu bizi tatmin ediyor. İşte diyelim bir ordu bir yerde zafer kazanmış olsun. Velev ki siz o orduda sadece karavanaları yıkayan birisi olun işte. Bulaşıkları yıkayan olun, temizlik yapan olun, yaprak toplayan olun hatta yerden. Ama ordu zafer kazanmış, ben de o ordunun içindeydim. Dersiniz, o tatmin oluyor. Bunun gibi de namazı kıldığımız zaman, namazla giyindiğimiz zaman, namazla kuvvetlendiğimiz zaman biz de kainatın muvaffakiyeti, Cenab-ı Hakk'ın zikrindeki, onun senasındaki muvaffakiyetine dahil olmuş oluyoruz insanlığımızla. O yüzden namaz kılanın hayatındaki boşluk doluyor. Tedavi edici bir yanı var. Bunu ben kendi hayatımda da yaşadım yani. Hatta namaza başlama hikayem böyledir. Çok boşlukta hissettiğim bir dönem, İstanbul'a yeni taşındığımız, dost arkadaş kalmadı, çok değişik bir çevre, adapte olamıyorsunuz falan, o sıkıntıları yaşadığım bir dönemde ben namaza başlamıştım ve şifasını da gördüm elhamdülillah. Demek ki bu işi yapıyor gerçekten. Kendilerini enva ibadetin fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Ne ile? Namazla. Namaz olmazsa bu iş olmaz. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Namazı terk eden, daha doğrusu ibadeti terk eden, kainatın da ibadetini anlayamaz olur. Yok ki kendi dünyasında öyle bir şey okusun. Kendi dünyasındakini insan alemde okuyabiliyor. Evet. Evet, namazın mütenevvi eskar ve harekatıyla, zikirlerinde ve hareketlerinde işaret ettiği vezaifi, makamatı mufassalan açıkça gördüler. Şöyle ki, evvelen, asıl konuşacağımız yer bu kısımdı. Asara bakıp, eserlere bakıp, gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine, Cenab-ı Hakk'ın rububiyet saltanatının güzelliklerine temaşager, gözlemci makamında kendilerini gördüklerinden
tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Şimdi bakınız, iman olduğu zaman sadece insan anlam kazanmıyor, alem de bir anlam kazanıyor. Alemi okumak da bir anlam kazanıyor, onu yaşamak da bir anlam kazanıyor, ona sadece bakmak bile bir anlam kazanıyor. Çünkü baktığınızın bir anlamı var artık. Şimdi mesela imanınız olmasa Allah korusun, ibadetiniz de onunla bağlı olarak olmayacaktır. Namazla iman birbirine çok bağlıdır. Hatta namaz kılmayanın küfre düşeceğine dair rivayetler de böyle anlaşılır. Yani namazın imanla olan sıkı ilişkisi. Biz Hanefi mezhebinde olarak böyle olacağını söylemiyoruz ama yine de namaz kılmamak büyük bir günahtır yani. Amel imandan bir cüz değildir. Büyük günah işleyenler de dinden çıkmaz. Fakat yine de çok tehlikededir. Neden? İşte imanın dinamik ilişkisi hayatla namaz üzerinden kurulduğu için. Baktık aleme, imansız baktık, Allah muhafaza. Şimdi her şey hiçlikten gelip hiçe gittiği için baktığınızın da bir anlamı yok. Gördüğünüzün de, okuduğunuzun da, konuştuğunuzun da, tarttığınızın da hiçbir anlamı yok. Ha siz orada bir sarhoşluk, bir sekir hali, bir boğulma yaşayarak kendinizi hayatta tutmaya çalışabilirsiniz. Bir işte kokainmanın kokain çekmesi gibi, bir işte sigara tiryakisinin sigarayla yaşadığı tatmin gibi. Gerçi sigara o kadar değil ama içki, alkol müptelasının alkolle yaşadığı uyuşma gibi kainatla, ondaki değişimle, tenevvü etme ile veya nimetleri değiştirerek, ne diyelim, günah çeşitlerini değiştirerek, çılgınlık şekillerini değiştirerek, trendleri değiştirerek, modaları değiştirerek, bu değişiklik içinde bir sarhoşluk, bir dikkatsizlik hali yaşıyor olabilirsiniz. Fakat yine de bu bir kaçıştır. Nihayetinde siz hayata tatmin edici bir şekilde tutunmuş olmuyorsunuz. Siz hayattan kaçarak hayatı yaşamış oluyorsunuz. Sarhoşluk, hayattan kaçarak hayatı yaşamaya çalışmaktır. Sarhoşluk, hayattan kaçarak hayatı yaşamaya çalışmaktır. Böyle olunca doğrusu ne olmalı? Doğrusu kaçmayacağınız zemine gelmek olmalı. Öyle bir hayat olmalı ki yaşayacağınız, öyle bir alem olmalı ki içinde yaşadığınız, ona karşı sarhoşluk mecburiyetinde olmamalısınız. Uyuşturucu kullanmak zorunda olmamalısınız. İçki içmek zorunda olmamalısınız. Sigara kullanmak zorunda olmamalısınız. Herhangi bir şekilde bu hayata karşı dikkatinizi kesmek zorunda olmamalısınız. Doğru şekil, tatmin şekli, mutluluk şekli böyle olur. Çünkü onun içindesiniz. Belli ki onun parçasısınız. İçinizde bu uyumsuzluk olmamalı. Sizin de onun arasında bu arıza olmamalı. Alem size baktığınızda korku vermemeli. Alem size baktığınızda hüzün vermemeli. Alem size baktığınızda keder vermemeli. Tatminsizlik yaşatmamalı. Madem ki içinde var olduğunuz bu uyumsuzluk olmamalı. Nasıl olmaz? Anlamını çözdüğünüz zaman, anlama dahil olduğunuz zaman bütüne dahil olursunuz. Bir şeyin anlamına dahil olmak, bütününe dahil olmaktır. Bütünün büyük resmini görmektir. Onu gördüğünüz zaman bu tatmin yaşanır. İşte Müslüman da iman ettiği ve bunun tezahürü olan ilk tezahürü, en şiddetli tezahürü, evvel emirdeki tezahürü olan namaza başladığı anda ne oluyor? Asar, Cenab-ı Hakk'ın eserleri, yani şahit olduğu her şey etrafındaki anlam kazanıyor, okunacak bir şey oluyor, bir şey ifade ediyor oluyor, bir mektup oluyor, bir ustanın sanatı oluyor, gelişi güzel olmuyor, içten gelip içe gitmiyor, ondan geliyor, ona dönüyor. Ayet-i kerimelerdeki ifade de bu. Cenab-ı Hak bunu musırrane çok zikreder. Tekrar bana döneceksiniz, tekrar bana döneceksiniz, tekrar bana döneceksiniz. Neden? İşte o şeysi bizde tatmin oluyor. Ya tuhaf bir yere gitmiyoruz, gayb bir yere gitmiyoruz. Tekrar Allah'ımıza dönüyoruz. Tekrar ustamıza dönüyoruz. Tekrar memleketimize dönüyoruz. Makar-ı saltanatına dönüyoruz. Düşüncesi bizde oluşuyor. Bu lazım, insanın lazımı. İnsan aidiyet istiyor çünkü. Ne oldu bak? Evvel emirde namaz bize ne yaptı? Asara bakmayı, onu da gaybane muamele suretinde. Yani doğrudan Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmemiş olsak bile onun artık bilgisi aklımızda, kalbimizde. Biliyoruz ki Allah var, biliyoruz ki besmele yanımızda. Artık Bismillah diye bakıyoruz aleme. Allah marifeti, Allah fikri, Allah imanı
onun rızasını arayış bütün hayatımıza sirayet ediyor, bakışımıza sirayet ediyor. Onsuz bakmadığımız için her şeyin rengi de değişiyor. Gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin, Cenab-ı Hakk'ın terbiye edişi, rububiyet bu demek. Ya da şöyle diyelim, yaratılış sürecinin bizim şahit olduğumuz kısmı rububiyet. Hilkat, yaratılış, o ilk yaratılışı genelde hilkat diye tarif ediyoruz biz. Ondan sonra o yaratılışın gayesine ulaştığı süreçte geçirdiği başkalaşımlar, terbiyeler, eğitimler, ihtiyaçlarının karşılanması, o ihtiyaçların peşindeki mesaisi vesaire, bu da bir terbiye süreci, rububiyet. O saltanat-ı rububiyetin mehasinine, güzelliklerine temaşager, seyirci, gözlemci makamında kendilerini gördüklerinden, bak, baktıklarında anlam var, bakanda da bir anlam var. O var, ben varım. Şimdi bak, bir görev sahibi oldun. Gözün nereye kaysa, kulağın nereye baksa, elbette haramlardan uzak tutmak şartıyla, artık boş iş yapmıyorsun, boşta değilsin, her şeyin bir anlam sahibi oldu, hikmetsiz değilsin. Bu tefekkür gerçekten bugün bu asrın, bu zamanın en büyük hastalıklarından birisi olduğu söyleniyor, tatminsizlik hissi. Hatta Mustafa Ulusoy Hoca bir seminerinde anlatmıştı, yani adam tıp profesörü olmuş ama hayatta tatmin olamıyor. Ne yapıyor? İşte dünya doktorları mı bilmem ne, onlara katılıyor. Yeryüzü doktorları falan, böyle şeyler var. Geliyor bilmem hangi Afrika ülkesinde insanlara hizmet etmeye çalışıyor. Niye? Ülkesinde on binlerce dolar kazandığı o süreçte tatmin olamıyor. Kendini bir yere bağlayamıyor. Ne yapıyor? İşte insanlık için bir vazife yaparak o içindeki boşluğu doldurmaya çalışıyor. Veya görürsünüz mesela adam milyon dolarlık adam ama işte ne diyelim, böyle halk faaliyetleri, kültür faaliyetleri, böyle işte Yeşili Severler Derneği, Hayvan Severler Derneği gibi gibi faaliyetler içinde bulunmaya ihtiyaç hissediyor. O büyük işlerin, güçlerin içinde. Neden? Çünkü onun da ayrı bir yeri var. Bir tatmin yaşıyor onunla. O arayışlar, o tatminsizlikler aslında insanın kainatta kendini doğru yere koymamasından, ki bu da İslam'dır yani doğru yere koymak. Ondan sonra taşlar yerine oturur. Evet, temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir. Tekbir ne? Allahu Ekber. Allah'ı büyüklemek yani tekbir. Kibir. O aynı kökten geliyor. Kebir. Aynı kökten geliyor bunlar. Büyüklükle ilgili şeyler. Allah'ı büyüklediğiniz zaman ve tesbih. Cenab-ı Hakk'ı kusurlardan tenzih ettiğiniz zaman. Subhanallah diyoruz değil mi? Tesbih. O bizdeki, varlıktaki, eşyadaki kusurlardan Cenab-ı Hak münezzehtir. Cenab-ı Hak yarattıkları gibi olmaktan münezzehtir. Vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Peki tekbir ve tesbih niye burada anıldı? Namazın içinde çok önemli bir yer işgal ettiklerinden, Ramazan rükünlerinde tesbih ve tekbir manaları var. Çok yerlerde var. Zaten mesela her rükünde hani, İşte kıyamdan rüküye giderken, secdeye giderken mesela hep Allahu Ekber diyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü o hal değişiklikleri anında alemin de hissettiği o. İnsan da onu hissetmeli. Bizi kıyamdayken rüküye götüren şey ne? Bizi kıyamdayken rüküye eğdiren şey Allah'ın büyüklüğü. Rükudayken tekrar kıyama kaldıran ne? Yine Allah'ın büyüklüğü. Yani ona olan hayretimiz, ona olan tacibimiz, onun bizim nihayetsiz üzerimizde, yükseğimizde, yüceliğinde hakimiyeti budur. Bizi bu şekillerden şekle sokan, alemi şekilden şekle sokan da budur. Bizi yapan da budur. Biz o kendi hareketlerimizdeki değişikliklerde Allahu Ekber diyerek, alemdeki değişikliklerde, bir süpernovanın patlamasında, bir kara deliğin yaratılmasında, bir işte nötron çekirdeğinin bilmem ne olmasında olan şeye Allahu Ekber demiş oluyoruz. Çünkü o da aynısı oluyor. Biz nasıl namazda değişiyorsak alemde de o değişiklikler oluyor. Bunların hepsi bir zikrin parçaları veya tenzih. İşte tenzih ne için lazım? Tenzih de o hallerde bize kusur gibi gözüken şeyler, bizim sınırlılığımızdan kaynaklanan şeyler.
biz sınırımızdan dolayı onu kusurlu algılıyoruz. Büyük resmi göremeyebiliyoruz bazen. Bazen Cenab-ı Hak işte bir gence şehitlik veriyor. Allah cümlesine rahmet eylesin. Mesela sınır ötesi operasyonda şehit oluyor bir asker. Diyoruz ya genç yaşında yazık oldu. Çoluğu çocuğu da varmış falan. Ama onun bir cennetteki halini görsek, belki onun şefaatiyle evladının, eşinin de cennete gittiğini görsek diyeceğiz ki ne güzel olmuş bu çocuk için, bu genç için. Bizim bu kainatta kusur gördüğümüz, çirkinlik gördüğümüz şey bizim sınırlarımızdan, büyük resme muttali olamayışımızdan. Yoksa büyük resim, külli resim, külliyet hayrı veriyor. Hayır küllidir, şer cüz'idir. Hayır vücudidir, şer ademidir. Bediüzzaman'dan öğrendiğimiz şeyler yine. Bu namazda demek ki bizi rahatlatmasının iki sebebi namazın tekbiri ve tesbihi. Namaz mümini niye rahatlatıyor? Yaratılışından gelen tekbir ve tesbih vazifesini o namazla eda ettiği için. Biraz daha açalım. Yani bizim o kainatın değişimleri içinde yaşıyoruz değil mi? Her gün neler neler oluyor ya. Ne haberler geliyor, ne yıkımlar oluyor, ne işte dönüşümler oluyor. Ne işte alemden bilgiler geliyor bize, nasıl bilmem neler neleri fark etmiş oluyor. Veya kitaplardan okuyoruz. Bunlara karşı içimizde bir hayret birikiyor. Yani bu işlerin oluş şekli bizde bir enerji biriktiriyor. Haberdar oldukça. Mesela nasıl ki bir diyelim harbin haberlerini takip ediyorsunuz. Şu ordu buraya aldı, bu şey oldu, buraya füze attılar, orada birisi öldü, şurada şu oldu falan. Bütün bu haberleri takip ederken veya işte bir film izlerken bile, aksiyon filmi, aldığınız o haberler, dönüşüm, değişim haberlerinden dolayı içinizde bir hayret enerjisi birikiyor. Bazen aksiyon bir filmi izledikten sonra yerinizde duramaz oluyorsunuz. Çocuklarda falan çok olur bu. Diyelim bir karate filmi izlemiş veya işte aksiyonlu film izlemiş. Çıktıktan sonra karate yapıyor arkadaşlarıyla veya işte birbirlerine silahla ateş ediyormuş gibi yapıyorlar. Demek ki aldığımız haber bizde bir enerji biriktiriyor. Biz de alemden aldığımız, her gün aldığımız, her beş vakitte aldığımız haberleri Allahu Ekber ile böyle içimizden sanki bir yanardağının lav atarak rahatlaması gibi, içindeki enerjiyi lavla dışarı saçıp rahatlaması gibi, biz de Allahu Ekber diyerek rahatlıyoruz. Başka bir yerde Bediüzzaman Hazretleri diyor ki hacda o yaşanan halet-i ruhiye, yani görüyorsun 72 milletten insan var. Hepsi beraber Allah'a ibadet ediyorlar. O coşku, o heyecan orada diyor insan ancak Allahu Ekber diyerek o şeyi atar. Enerjiyi atar. O yüzden diyor hacda bu şey çok var. İşte kurbanla bayramında da biz teşrik tekbirleri okuyoruz değil mi? Farzlardan sonra. Bak yine aynı sır. Kurban bayramı haccın zamanı. O enerji, o birikim bu Allahu Ekber ile dışarı çıkıyor. Günlük yaşantımızda da bir şey yaşadığımızda büyük bir şey. Allahu Ekber diyoruz mesela, hayret edip Allahu Ekber. Rahatlatıyor, o enerji dışarı çıkmış oluyor. Neden böyle oluyor? Yanardağ lavını atmakla nasıl görevini yerine getiriyor? İnsanoğlu da Allahu Ekber diyerek görevini yerine getiriyor. Biz yaptığımız şeyin bu alemdeki tezahürünü belki çıplak gözle göremiyoruz ama bu Allahu Ekber alemde bir iş yapıyor. Kainat bizim dilimizden tıpkı yeryüzünün lavlardan, yanardağlardan enerjisini atıp rahatlaması gibi, depremlerden o vesileyle korunması gibi, onun depremlerden korunmaya da faydası vardır yani o enerji atımının. İnsanoğlu da alemin dili olarak, alem insandan dile gelerek, yani alem atomlardan yaratılmıştır, insan atomlardan yaratılmıştır. Atomların ne olduğunu anlamaya çalışan da yine insandır. Atomun atomu anlama yoludur insan. Hani o kitaptan yine aktarmıştım. Bir Nobel ödüllü fizikçinin sözüydü galiba. Alem, atomların, insan atomların atomları anlama yoludur diyordu. Biraz daha büyük düşünelim. Yani alemin rahatlamaya ihtiyacı var Cenab-ı Hakk'ın üzerindeki tasarrufundan dolayı. O rahatlama bizim dilimizden alıyor Allahu Ekber diye. Biz tabiri caizse kulluğun yanardağlarıyız. İnsanoğlu tabiri caizse kulluğun yanardağları ve dilinden o tesbih, o zikrullah sadır olduğu zaman alem onunla rahatlıyor. Ve onun dilinden çıkanla da yeni şeyler yaratılıyor, bereketler yaratılıyor. Yanardağların biliyorsunuz o lavları çok verimli arazilerdir aslında. O yanardağ civarları ekime dikime çok müsait arazilerdir. Niye? O yerin altındaki mineraller çıktı.
Kim bilir Allah-u Teala da bizim tesbihimizle neleri neleri yaratıyor, dönüştürüyor diye düşünmek lazım. Bu bir veçhi. Diğeri de tesbih. Bir hayret, iki bazı da kusurlara şahit olduk sanki. Biz öyle geldik. Geldi. İşte acılar var. İşte bazıları da şöyle oluyor. Kelebekler bir hafta yaşıyor. Efendime söyleyeyim falanca canlılar öldü. Bilmem şinin nesli kesildi. Bilmem neresi patladı. Bilmem neresi çatladı. Bunun gibi insanın kusurlu nazarına kusur gibi gözüken şeyler de yaşanıyor. Onun da enerjisini tesbihle atıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kusurlardan münezzeh olduğunu hatırlatmakla kendimize, arızayı üzerimize veya eşyanın üzerine alıyoruz. Eşya kusurlu mu? Cenab-ı Hakk'ın yaratışı olma itibariyle değil ama Cenab-ı Hakk'ın ta kendisi olmadığı için kusurlu elbette. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın yaratışı olma itibariyle kainat kusurlu değil. Her şeyin içinde hikmet var. Ama Cenab-ı Hakk'ın aynısı olmadığı için haşa sümme haşa elbette varlık, mahluk olan kusurludur yani. İlaha kıyasla kusurludur. Bu açıdan tesbih vazifesi de bizi rahatlatıyor. Burada Allahu Ekber'in içindeki de ikisi de min demiş mi? Burada sanki öyle gibi söyledi. Zımmında da olsa var elbette. Allah büyüktür dediğinizde sizin o kusur dediğiniz şeyin yücesinde olduğunu Allah'ın biliyorsunuz. Ya benim başıma mı bu işler geliyor falan, Allahu Ekber. Yani Allah ondan yücedir ya, sen ne dedin? Bak, kusurumu sıra Allah'a verdin, yok yanlış yaptın. Sanki Allah sana özellikle eziyet ediyormuş gibi dedin, yok yanlış yaptın gibi uyarıları kendimize yapmış oluyoruz. Arkadaşlar işte yine çok konuştum, lafı da uzattım. Bu evvelen bahsinden başkasını konuşamadık. Halbuki saniyen, salisen, rabiyen, hamisen, sadisen vardı daha. Daha da fazlası vardı. Ne diyelim, böyle oldu. Hepsinde olan da bir hayır vardır. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyde hayır vardır. Demek ki Ahmet'in gevezeliğinde de bazı bazı hayırlar mevcuttur. Ben de böyle fazlaca konuşmuş oldum. Şurayı bir daha okuyayım. Bu dersi böyle sonlandırmış olalım. Evvelen asara bakıp gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetinin mehasinle temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Cenab-ı Hak bizi de o Allahu Ekber'in sırrına eren namazdaki her bir parçayı böylesi bir tefekkürle ve o tefekkürün getirdiği uyanıklıkla, dikkatle eda edebilen kullardan eylesin. Yalap şalap yaptığımız çok ibadetimiz var. Cenab-ı Hak taksiratımızı affetsin, azımızı çoğalsaysın. Şüphesiz biz onu hakkıyla, burada söyleniyor ya, Subhaneke ma arafnake hakka marifetik deniyor ya. Yani ne hakkıyla bilebiliyoruz, ne hakkıyla ibadet edebiliyoruz, ne hakkıyla takvamız var. O hakkına geldiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın hakkını ödeyemiyoruz. Ama onun sultanlığı var, keremi var, rahmeti var. Onlardan da ümit ediyoruz ki yaptığımızda şefkat ederek, merhamet ederek, en azından ya bunlar bana iman ettiler diyerek, onun büyüklüğünü, şanı, bu biz hak ettiğimizden değil, bizi bağışlasın. Şüphesiz cennet fazlı ilahidir. Biz de onun fazlından diliyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.